Abla neyle yağlıyorsun sen bunlara? Kaz kanadıyla. Gördüğünüz gibi orijinal kazın kanadıyla orijinal yağ sürülüyor. Üf. Buram buram kokuyor. Yürüyen bülbülümüz, gülümüz, efkarımız, birimiz. Sadece gördüğünüz gibi fıkır fıkır kaynıyor ördek. Evet. Sen biraz önce yanmış dedim ama tam yere pişti. Şimdi vallahi tam pişmiş ya. Hop. Ağladır da şu bülbül, ya bülbül. Bülbül bir garip kuştur, ötüşüne hoştur. Ben bülbüle kınamam, ayrılık çetin iştir. Değerli izleyicilerimiz, Şehzadeler Şehri Amasya'dayız. Amasya'nın insanları güzel, yiyecekleri güzel. Amasya'nın elması meşhur ve Amasya'nın en büyük köylerinden biri Dereköy'de bizler için muhteşem bir sofra hazırlandı. Birbirinden çeşitli lezzetler ve Amasya'nın bilmediğiniz, görmediğiniz güzellikleri bu programda. En iyisi gezmek başlıyor. Daldaki bülbülü yem, bülbülümüz gülümüz, efkarımız birimiz. Sula bülbül, cam bülbül, şu bülbül naşı bülbül, kalemler kaşı bülbül. Seher vakti ötünce ağladır daşı bülbül, ya bülbül. Bülbül bir garip kuştur, ötüşüne hoştur. Ben bülbülü kınamam, ayrılık çetin iştir. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de nerede bir il var, o ilde mutlaka bir Dereköy var. Amasya'dayız ve Amasya'nın Dereköy'ündeyiz. Gördüğünüz gibi Dereköy'ün en yakışıklısıyla beraberim. Bugün burada annelerimiz bize hamurla yapılan bilumum, o hamur işlerini yapacaklar. Anneler nasılsınız, iyi misiniz? Oo, kendinizi sıcak yere almışsınız. Evet. Amasya'da hava hafif soğuk, hafiften kar var. Ekibi toplamışsın, seni tanıyalım önce. Sıttıka. Sıttıka. Evet değerli izleyicilerimiz, ocak başına geldik. Şimdi Sıttıka annem ve ekibi Amasya'nın, Sulova'nın, Dereköy'ün en güzel hamur işlerini bizler için yapacaklar. Belki klasik olacak ama hepsinin lezzeti birbirinden ayrı olacak. Ben de bu zamana kadar yaklaşık tişörtü yaptıralı bir 3-4 aylık bir süre geçmişti. Biraz özele girecek ama eşim sürekli sitem ediyordu. Dizaynı kendisine ait. Amasya'da giymek nasip oldu. Bugün inşallah bu illere bir de Amasya'yı ekleyeceğiz. Şöyle bir gövdemizde gösterelim. Reklama girmesin. Gözüküyor mu Mustafa? Evet. Nereler var? Oku bakalım. Anne oku bakalım, okuma yazma var mı? Ne? Anne, Sıttık anne. Ben yavrum. Ha? Bir bak bakalım. Sıttık annem okuyacak değerli izleyiciler. Ordu, Ordu yazıyı. Bolu, Amasya. Amasya çok... nerede? Burada. Samsun yazıyor anne. Samsun. Yanlış söyledim. Sıttık annem uyanık. Fırın sahibi olunca böyle oluyor. Yanıldım ya. Amasya ile Samsun nasıl yanıldın? Ankara falan olsa düşünüyorum da. Sıttık annem okuma yazmayı nerede öğrendin? Dön şöyle. Yaş kaç? 70 oldu yavrum. 60-70 70'e geliyorum yani. Vallahi hiç göstermiyorsun. Bunu anne, yürekten söylüyorum. Sağ ol. Okumayı ya. Köyde mi öğrendin, sonradan mı öğrendin? Köyde öğrendim yavrum, burada öğrendim. İlkokulda? İlkokulda. Tamam, köy burası işte. Ben başka memleketten geldim. Başka memleket. Nereden geldin? Maramul'da. Maramul? Amasya'da Maramul'da. Amasya Maramul. Sanki her gün Maramul'daymışız gibi söylüyorsun. Bize ne yapacaksın? Önce onları bir söyle. Bugün menüde ne var? Şimdi soğanlı bir de yapacağım yavrum. Soğanlı bir de yapacağız. Evet. Ondan sonra ne yapacağız? Fırına. Ondan sonra kaçarlı peynir yapacağım. Kaçarlı peynir? Evet. Niye kaçarlı? Dökme. Çükülük yani. Çükülük. Tamam, evet. Onu yapacağım. Fırına koyacağım işte. Ondan sonra? Ondan sonra çörek yapacağım, börek, orada sacda yapacağım. Tamam. Döndürme yapacağım. Döndürme. He, börek. Niye şey, döndürme? Adı niye? Sacda. Sacda olunca mı döndürme? Devamlı döndürüyor börek, mu? Börek oluyor yani o. Ha, ondan sonra? Fırın gibi olmuyor yani. Etti üç, başka? Şey yapacağım, kıvırma, tepsiye yapacağım. Ondan, dört çeşit. Değerli izleyiciler, bu tür olaylarda zaman zaman şununla karşılaşıyoruz. Anneler anlatırken erkekler ya araya giriyor, ya erkekler anlatırken bayanlar araya giriyor. Onlardan biri de abim, gel abim gel, geri geri gitme gel. Abi. Niye geldin? Gel abicim, şöyle gel, buyur ha. Niye geldin? Sen mi açacaksın hamuru? Yok, ben bir anneme bakayım nasıl yapıyor diyor. O yüzden şey yanaşayım. Annemde bir sorun yok, gözlerde yok, sorun yok. Samsun Amasya diye okuyor. Onun dışında bir problem yok.
Sorun yok da ben yalandan yere kadına bir tane plastik bileziği almışsın. Ama bu manyetik böyle şarkıya şey, kolum ağrır, ağrısını çekiyor. Allah Allah. Evet. Manyetik mi? He, kolum ağrıydı. Kolum ağrısını çekiyor. Ne diyorsun? Tabii. Kesin ben sen, niye bu kadar para verdin dedim. Ben seni uçun değer mi annen dedi. Çok para vermiş ne yani. Ne kadar vermiş? Ata bilmem 4 mü verdi, 5 mi verdi? Ya sallamış annem. Gözünü seveyim. 1 milyoncu da satıyorlar seni. Vallahi ya. Yok bu sallamaz yavrum bu. Vallahi. İnancım var tabii sallamaz. Nasıl koruyor biliyor musun evladını? Yok sallamaz. Esas sallamaz. Beni hangisini yapar abi? Annem hepsi güzel olur ama evet. Bunlar daha güzel, daha şeyli, lezzetli oluyor. Böyle bir kontrol oluyor. Edeyim diye geldim. Bir bakayım dedim. İlk önce hangisini verecekti. Hangisi fırından önce hangisi çıkarsa bir sıcak şöyle bir tadına bakalım. Evet, tadına bakmak için geldin. İyi bakalım. Evet. Sıtık annem şu anda iyi gidiyor. Anneciğim içinde neyimiz var? Domates var, kıyma var yavrum. Biber. Kıyma ne kıyması? Biber var, dana kıyması. Büyük, dana kıyması. Dana kıyması. Domates var. Soğan var. Tamam, sen bir kendi şivenle bir say bakalım. Ne var annem? Domates, kıyma, soğan, biber, tuz. Evet, Sıddık annem gördüğünüz gibi o nazik elleriyle soğanlı pideyi hazır hale getirdi. Hop, kaldırdın attın. Kaç yaşında öğrendin bu soğanlı pide yapmayı? Kaç yaşında? 20 vardım yavrum. Bu 20. Köyün erkekleri de iş yapar mı? Yapar. Ciddi mi? Yapar. Herkes. Enişte yapar mı? Yapar. Sen? Yapar, yapar. Hiç yaşıyor mu enişte? Yardımcı yok. Ne oldu? Vefat etti. Vefat etti. Ne zaman vefat etti? 4 sene oldu yavrum. Ben yanımız yaşıyorum. Çoluk çocuk? Yok. Çocuklarım işte bunlar. Ha, özlüyor mu? Evet. Enişte özlüyor. Yok. Enişteyi özlemiyor. Ya Sıddık anne niye böyle yapıyorsun ya? Ya adam 4 tane çocuk vermiş ya. Sıddık anne nasıl yok? Bak ha kolu da kendisi sıvattırıyor ya. Vallahi harbi buranın ağası Sıddık anne ya. Yavrum. Aa, ya enişteni kemikleri sızladı. İsmi neydi? Sen anlamadın ben başka yönden dedim yani. Sen bilmiyorsun. Olsun. Nasıl? Ben yani onu unuttum yani başka şeyden işte. Gelinim vefat etti. Onun üç günde onu unuttum ya. Yani. Allah Allah. Enişten ismi neydi? Halil. Halil nerede? Karşı mezarlıkta mıydı? Evet. Daha. Halil abi mekanın cennet olsun. Sağ ol. Hazreti yarım Muhammed abi. Mustafa'ya komşu ol inşallah Peygamber Efendimiz'e. Sağ ol. Bu Sıddık annem seni çok özlüyor. Bak gözleri doldu. 4 yıl önce seni yolcu etmiş. Ne oldu kız ağlıyor mu? Yok ağlamıyorum. Yok mu? Tiyatro yapıyorsun Sıddık anne vallahi. Şey, ben gelinimi ağladım. Geline mi ağladın? Tabii. Onu ya, unuttum ismi yani. Neydi gelinimizin? Sennure. 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 O da mı karşı mezarlıkta? Aha bu yamaçtan koyduk. Buradan Sennure ablamızı da rahmetle anıyoruz. Halil amcamızı da rahmetle anıyoruz. Sağ ol yavrum. Ama ben Türkiye'de gelinini beyinden daha fazla seven ilk defa bir kaynana gördüm. Benim oğlum orada tek bak Bahtiyar. He? Bahtiyar orada yalnız. Bahtiyar da mı o? Bahtiyar hanımı. Demin buraya gelen abi. Ötekininki büyüğümdü. Ben sağ gösterirdim. Sıddık annem tamam ya. Anladım duygusal böyle. Anlar yaşadım ben. Sağ ol yavrum. Böyle Allah. Bazen böyle duygusal anlarda yaşıyoruz. Sağ ol yavrum Allah razı olsun. Soğandan oluşan, kıymadan oluşan, domatesten, yeşil biber içinde yok. Yok. Yöresel bir tat mıdır? Dereköy'e mahsus mudur? Hep yaparlar yavrum. Hep yaparlar. He yaparlar yani komşularım da, yakınlarım da. Yapar, sen böyle hamur açmayı kaç yaşında öğrendin? Ben mi? 15'ti, 20'di. Benim annemin gözleri görmüyordu. Ben erken öğrendim yani. 15 yaşında öğrendin, erken öğrendim diyorum. Sıddık annem ya. Yavrum o zaman öyleydi yani. Ha, öyleydi. Cahillik. Nasıl cahillik ya? Köy yerinde ilkokul okumuşsun, cahillik diyorsun. Yavrum. Peynirimiz ne peyniri? Şey, mal yavrum. Mal mı? Şey, inek peyniri yani. İnek peyniri. He. Tamam. Yani ama biraz malımızın şeyi tamam. Yani. Ha kaşar. Çünkü hem burada kaşar. Lor gibi bir peynir görüyorum. Atayım mı içine? Kendimiz yapıyoruz. At yavrum. Attım şöyle. Bir daha atayım mı? Malzemesi bol olsun Sıddık annemden. Koy yavrum. Buna biber de mi attın anne? Evet. Biraz sanki böyle. Pul biber attım. Pul biber. Kırmızı pul biber de atmışsın Sıddık anne. Torpilli dur. Şunu şampiyona verelim. Ha. Abi yemin ediyorum yani arada gözükeyim diye yapmadık iş bırakmadım. Evde ne bulsam getiriyorum diye biraz daha fazla çekeyim. Ördek geldi dedi yalnız abi. Ördek geldi. Ördek. Buyur abi geldi abi. Nasıl bir ördek kendisi? Vallahi köy ördeği işte bunu güzel bir şekilde temizle. Bunu haşladık ama şimdi fırına vereceğiz. Abi zaten pişmiş ördek. Yok pişmedi. Kan pişmedi. Allah. İşte. Abi nasıl biraz pişmemiş? Biraz daha pişecek bu. Pişecek. Ya bir dakika nasıl pişmemiş ben görmüyorum. Fırına girecek. Ya fırına girecek. Evet. Ya yandığı yetmedi yani. Kesin sen yapmışsındır. Vallahi hanım yaptı. Ha
Hanım ördeği yapıyor, reklamını sen yapıyorsun. Öyle oluyor işte. Ya bir ördeği bir tane şey çıkalım götür abi, diye. Götür ördeği de götür abi. Ben bunu bırakayım geri gelin. Amasya Dereköy şey has ördek. Abi ördeği kaptın gidiyorsun. Evet. Pişmiş. Pişmişse gelirsiniz bile. Ben çıkayım. Öyle tamam, mi? Bir bakayım. Hazırla gelelim tam. Bakalım. Denizli'de gördüğünüz gibi fıkır fıkır kaynıyor ördek. Evet. Sen biraz önce yanmış dedim ama tam yeni pişti. Şimdi vallahi tam pişmiş ya. Öyle bir pişmiş ki neredeyse ayağı gövdesinden ayrılmış. Fırında daha bir lezzetli oluyor. Evet, Sıtık annemden kıymalı pide, ardından peynirli pide. Hem bir taraftan kaşarı var, hem bir taraftan da malımız dedi. Yani mal diye biliyorsunuz küçük baş, büyük baş hayvanlardır. sütünden yapılmış peynirle beraber karıştırılıyor. Sar bakalım bir tane de annem gitsin. Hamuru böyle çok ince açmıyorsunuz. Biraz kalın bırakıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Kalın bırakıyor şimdi, oraya yazacak ya yarın içeri koyarken. Fırına verir. Fırına koyarken. Fırına koyarken şey inceleyecek yani. Açacağım yani. Bu da tamam. Tamam yavrum. Bu da tamam. Kıymalı pidemiz, peynirli pidemiz, kaşar peyniriyle karışık beyaz peynirli pidemiz şu anda hazır. Ocağım vereceğiz bunları. Buyur. Ocağım. Şimdi ne güzel buyur diye. Vallahi billahi sıkı annem ama. Ocak hazır mı? Ocakçı başı ablam hazır mı? Anlat bakalım ocağı. Sen anlat bize abla. Ne atıyoruz burada? Meçe mi? Gürgen mi? Çam mı? Ceviz mi? Pelit de atıyoruz. Pelit atıyoruz. Evet, çam da atıyoruz. Ne bulursak yani hani odun köy olduğu için kavak, söğüt ne farkı derse olanı atıyoruz. Burada yakıyor, ısıtıyor fırını yani. Ondan sonra süpürdük, şimdi atacağız içine pideleri. Şu an kıvamına geldi mi? Geldi, şimdi pideleri burada pişireceğiz. Sıttık anne, hep böyle pratik miydin ya? Buyur yavrum. Pratik miydin hep böyle diyorum? Hep böyleydim hem de daha bıraktım yavrum işi. Niye? Babam senin için buraya geldim yani ben. Vallahi jübile yapmıştın ya. He, gelinler bir jüriyi ben hazır yiyorum. Yapamıyorum yani ben. Vallahi gelinlerin yaptığını beğeniyor mu peki? Anam bağlamam, onlar benden fazla yapıyor. Ciddi mi diyorsun? Esra. Yani onlar benden iyi. Sıttık anne var ya, patır 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 gidiyor. Oho, bugün Dereköy'de ziyafet var değerli izleyicilerimiz. Ahan da ördek, ahan da kuzu eti. Bunları atar mısın? Hazır mı bunlar? Bunlar girsin. Bunları da girsin fırına. Vallahi Dereköy'de ne bulurlarsa fırına atıyorlar ya. Ne oldu ne oldu? Ellerim şimdi. Yavaş yavaş gardın düştü. Yavaş ederim. Vallahi değil mi? Yaşlılık değil mi? Yaşlılık işte yavrum. Bilim ya sana başta. Ama yine iyi, hiç göstermiyorsun 70. Sağ ol yavrum, Allah razı olsun. Vallahi göstermiyorsun. Benim çocuklarım üzmedi beni hiç. Ondan mı? Tabii. Değerli izleyicilerimiz, genç kalmanın birinci sırrı. He. Evlatlar ana babayı üzmeyecek. Hiç üzmedi. Doğru mu? Hiç doğru, esas doğru. Kaç tane? Hepsi burada mı çocuklar? Burada. Biri yok. Nerede? Biri de Slova'da, gelemedi. İşi vardı. Gelemedi. Gelemedi. Çocuklar gelsin bakalım. Annemin çocukları gelsin. Annemin çocukları gelsin. Annemin çocukları. Ano sen bunlardan genç duruyorsun anne. Anne. Tamam o biraz genç. Oo kafaya dikkat. Kolay gelsin. Bu sağ ol abi. Hani öbürü nerede? Öbürü zaten orada. Oo, devamlı gözüküyor. Anneniz diyor ki. Anneniz diyor ki genç kalmamın sırrı diyor. Çocuklarım beni hiç üzmedi diyor. Doğru. Babayı mı üzdünüz? Ne yaptınız? Erken gitmiş. Yok babayı da üzmedik. Yani babanın zaten normalde yani çocukluğunda yani böyle ayağında sakat da vardı. Öyle şeyler yani. Bir de çalışma köy yerinde olduğundan dolayı öyle üzme olmadı yani. Evet, mutlu bir aile tablosu. Çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Yani annem dedi ki ben de eğer genç kalmışsam dedi çocuklarımın beni üzmemesinden tabii, dolayı genç kaldım. Babalarından da ol yani çocuklarından çok sefa sürdüm. Allah razı olsun. Şuraya bakarak o zaman şunu söyler misin? İyi bir evlat nasıl olmalı? Benim çocuklarım gibi, benim çocuklarım çok bir değerli çocuk, hiç kalkma, ya bir iş görme, elimden iş alırlar, hiç beni bir üzmezler yani. Allah razı olsun, çarşıya giderken paramı cebime koyarlar, öyle bir çocuk. Ne yapıyor? Hiç üzmediler, üzmediler de üzmezler şimdi yani. Şimdi evlat kriteri olmaklardan biri de ana babanın cebine açtığı koyacak. Çarşıya giderken paramı koymaya değil mi? Tabii tabii. Hiç. Olmadın mı eksik mi? Olmuyor, eksik tabii. Çarşıya gidiyorsun ne yapacaksın yavrum? Mecbur param olacak cebinde. Değil mi? Tabii para
parayı kapayacak. Onu vermesen iyi olmaz. Yok. Olmaz. Vallahi delikanlı olur, söyle. Yanlış ha? Söyle. Ha? Olur olur. Sen burada mıydın ya? Ben buradayım. Sen beni unuttun. Allah Allah. Biz seni unuttuk ya. Benim yeğenlerime diyecek yoktur. Beş tanedir. Her biri birinden üstündür. Oo ne güzel ya. Tam bir aile dayanışması. Örnek evlatları görelim değerli izleyiciler. Bu gördüğünüz kardeşlerimiz Amasya'da, Dereköy'de örnek evlatlar. Doğru mu? Doğru ya. Öpün annenizi ninni abi o zaman. Öpün abi buyurun. Hamuru öp 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 öp. Oh. Mutluluğa bak. Allah'ın mutluluğa bak. Şu benim torun var. Çağır onu benim torunum. Tamam iyi bak açıldı. Konuşmazların anne. Torun, torun nerede? Öp abi anneni. Sen niye orada duruyorsun? Ver ver öpeyim ver. Hamur yavrum. Ha. Bak büyük evladın farkı burada değerli izleyiciler. Vallahi eli öptü. Ha, saç yağlısı hazır. Hazır yani. Açtık. Ya ben yalnız sizin böyle bir hamurda saç yağlısında bir sarılık marılık görüyorum. Buğdaydan mı kaynaklanıyor? Şey, haşhaş ya, yarım sarı haşhaş. Ha, haşhaşlı yaptım. Haşhaşlı. Ha, sade değil bu. Yok, cevizli, haşhaşlı hepsi var içinde yağlı. Tamam. Saç da yapılır bu diyorsun. Saç da yapılır. Fırına atmayız diyorsun. Yok. Böyle yaparak diyorsun. He, burada bir şey yok. Tamam, kendiliğinden kabarır. He, kendiliğinden. Pidelerin durumu ne? Şey abla neyle yağlıyorsun sen bunları? Kas kanadıyla. Kas kanadıyla. Gel annem şöyle, gel annem şöyle kas kanadıyla. Yağla bakalım bir kas kanadıyla. Burada her şey orijinal Dereköy'de. Gördüğünüz gibi orijinal kazın kanadıyla orijinal yağ sürülüyor. Üf. Buram buram kokuyor. Hop. Evet anne. Amasya, Dereköy evet. Ve Türkiye'nin en güzel... Sağ ol yavrum. Buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kıymalı pide. Kıymalı pide. Peynirli pide. Peynirli pide. Saç yağlısı. Saç yağlısı. Saç yağlısı. En iyi? Hepsi. Ben yaparım diyorsun. Ben yaparım. İyi hadi bakalım. Afiyet bir de tepsi çöreğim var desene. He, tepsi çöreği var onu getirmedik. İçeride yok göreceksiniz onu. İçeride yiyeceğim. Tepsi çöreğini de içeride yiyeceğim. Sıttıka annem dedi ki, ahan da... Sıttıka annemin elleriyle yaptığı orijinal, natürel pide. Evet. Evet ya. Böl bakayım bir yedin bakayım. Bence sen afiyet olsun. Bir bakalım böl bakayım. Böl bakayım. Böl bakayım. Tatsın bakalım. Böl bakayım. Bak kendi üflüyor ya. Vallahi billahi ya. Vallahi. Ağzın yanacak. Cennetliksin ya. Sağ ol yavrum Allah razı olsun. Süper olmuş ya. Buyur. Süper olmuş. Hı. İstanbul'da pideci açalım. Ha, bu koy pidesi yavrum. Koy da yapar yani. Sıkan tabii benim... sizin yerleriniz tutmaz da. Yok yok vallahi seninki güzel ya. Ha, sağ ol yavrum Allah razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz Dereköy'de Sıttıka annemin evinde evlatlarının yanındayız. Güzel bir şey söylemişti. Gençliğimi, huzurumu ve mutluluğumu evlatlarımın beni üzmemesine borçluyum demişti. Bir de bize sürpriz yaptı. Dışarıda bizi hamur işleriyle uğraştırdı bunlarla ama içeride döktürmüşün. Neler var sofrada? Çorba var, keşkek var yavrum, pilav var, bulgur pilavı. Dolma görüyorum. Dolma var, kuzu eti bu nedir? Var. Bunu hiç bahsetmedi. O çörek. Ne fırında. Çöreği? Gel bakayım şöyle çöreğin yanına doğru çörek. Gel annem. Bunu fırında yapıyorsun yarım. Yazıyorsun, pişiriyorsun işte haşhaş. Aynı demin söyledim ya keşke şey gibi. Şu ne anne? O da pasta. Ne pastası? Kek yani. Kek. He, İçinde kek. Ceviz var herhalde. Yanlış konuştum pasta. Yok yanlış konuşmadın, doğru konuştun. Burada onu gördüm. Burada yine bu saç yağlısı. Saç yağlısını evet. Güzel şekilleştirmişsin. Burada bir de helva görüyorum. He, o da helvayım. Bu da yine böyle Dereköy'e mahsus. Dereköy helvası o da. Diğer yerlerden ayıran özelliği nedir? Buyur. Bu un helvasını diğer yerlerden ayıran özelliği nedir? Herhalde herkesin yapması değişik yavrum. Yapma sen da yapma da değişiyor yani. Ben daha değişik yaparım diyorsun. Evet, herkes yapışı ayrı. Bir de keşkek. He, keşkek. Ne attın içine? Kuzu eti attım. Kuzu eti attım. Kuzu eti attım, dene attım. Salçasını, yağını. Hepsini koydum işte fırına koydum pişti yavrum. Vallahi zahmet verdik size ve ailenize. Yok. Hakkınızı helal edin. Yok siz helal edin. Gerçekten döktürmüşsün yok, yani. Siz... Hani derler ya düğün sofrası ya da kral sofrası diye. Sağ olun yavrum ben gerçekten sizin için. Hem düğün sofrası hem kral sofrası servisin. İnan sizin için ölürüm ben o ne demek. Estağfurullah. Benim bu elimden gelen bir şey. Estağfurullah. Değerli izleyiciler Sıttıka anneme, evlatlarına,
Ve buraya bizleri çağıranlara, davet edenlere, Dereköylülere, Amasyalılara, Sulovalılara, Taşofollara, Merzifonlara, Göynüceklilere, başka ne kaldı? Hacıköylülere ve tüm Amasyalılara sevgimizi, saygımızı gösteriyoruz. Şehzadeler şehri diyoruz ya, Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Selimler, abim oradan diyor ki Mahmut Demirler, onun yeri zaten ayrı. Yani gerçek bir Anadolu şehrinden herkese Sıddık annem aracılığıyla saygılarını, sevgilerini gönderiyoruz. Genç kızları da uyarıyoruz. Evet. Sofra kurmayı öğrensinler. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Bir el sallayalım şöyle. Gelin. Hadi bakalım. Gelinlerim yapıyor yarım, çocuklarım yapıyor, biz de yapıyor yani. Tek kapı. Amasya yöresine ait. Bak, evet. Türkiye'yi 7 defa tekrar ettik. Bunun hikayesi de var. Tek kapı. Tabii. Ne hocam hikayesi? Hikayeden alınma. Bu evet. Yanlış yaşanmış bir olay. Yılların sonları 80'li 90'lı. 1880'li. Mikrofonu tutarak hocam. 1880-90 yıllarında biliyorsunuz Amasya coğrafik olarak Yeşilırmak ortadan ikiye ayrılır. Güney tarafında oğlan Hulusi oturuyor. Kuzey tarafında da Huriye diye bir kızcağız oturuyor. Bunlar karşılıklı. Huriye yalı boyundaki evlerde oturuyor. Birbirlerine aşık oluyorlar. Neticesinde oğlan kendi ailelerinden, sülalelerinden bir kızına sözlüyorlar, evlendiriyorlar. Birleşemiyorlar. Kızın ağzından bu bizim aktaracağımız türkünün sözleri. Ha. Bu türküyü o kızcağız yakıyor. Neydi kapı... kızın adı? Huriye. Huriye. Erkeğin adı? Hulusi. Değerli izleyiciler, Huriye ile Hulusi'nin aşkı birleşemiyor ve Huriye Hulusi'ye tek kapı parçasını çalıyor. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli. Ahbaplar oturmuş iki geçeli, vay vay. Ahbaplar oturmuş iki geçeli, vay vay.
Hulusi'mde alnı sıra perçemli. Neyleyim dünyada dünya malını vay vay. Gönül arz ediyor eski halini vay vay. Dağdan yuvarlandı kayalarımız, gam ile yoruldu mayalarımız vay vay. Gam ile yoruldu mayalarımız vay vay. Nola taş doğraydı analarımız, neyleyim dünyada dünya malını vay vay. Gönül arz ediyor eski halini vay vay. Mezarımı helvacıya essinler, al yeşili üzerime örtsünler vay vay. Al yeşili üzerime örtsünler vay vay. Neyleyim dünyada dünya malını vay vay. Bir yiğit sözüne yar olmayınca vay vay. Abi sende hiç böyle bir sanatçı tipi yok. O konuya doğru, gelelim. Ben kamyon şoförü gibi görünüyorum. Doğrudur. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Bu farklı bir karizma. Yani farkındalık oluşturmak için mi böyle bir tipe büründün? Hayır. Ben anadan doğma şekerci Muhammed'im ben. Yok, o manada demiyorum. Anladım. Şimdi. Hani sanatçı olarak baktığınız zaman sanki genelde böyle yok. Bir Koç Yiğit Koca Ali tipi var. Yani, Mahmut Demir tipi efendim, var böyle sanki. Aynen, özümüz öyle bizim. Ama diyorsun sanatı da icra ediyor. Elhamdülillah. Ben kanun çalarım. Yaylı tambur çalarım. Ut çalarım. Çok renklidir. Evet. Vallahi bağlama çalarım. Hocam çok böyle asık gibi duruyor, gattar gibi duruyor ama. Bak şimdi icra edeceğimiz türküde acizane 2000 yılında bir bestelemiş olduğumuz acizane bir türkümüz. Sizin mi beste? Evet. Yani. Müzik Muammer Paşa. Evet. Amasya'nın evlerinde ardıç direkler, bin dallı güzeller gergef işlerler. Amasya'nın evlerinde ardıç direkler, bin dallı güzeller gergef işlerler. Açarlar çökelekli peynirli börekler, açarlar çökelekli peynirli börekler. Semaver demliyse çörek de verirler, semaver demliyse çörek de verirler. Rüya hamamında sofra kurarlar, kelek turşusunu başa koyarlar. Güya hamamında sofra kurarlar, kelek turşusunu başa koyarlar. Balıklı dolmayı hiç unutmazlar, balıklı dolmayı hiç unutmazlar. Elmasıyla bamyasıyla güzel Amasya, elmasıyla kirazıyla yeşil Amasya. Amasya'nın evlerinde ardıç direkler,
Bin dallı güzeller gergef işlerler. Amasya'nın evlerinde ardıç direkler. Bin dallı güzeller gergef işerler. Açarlar çökelekli peynirli börekler. Açarlar çökelekli peynirli börekler. Semaver demliyse çörek de verirler. Semaver demliyse çörek de verirler. Her zaman sevgiyle, dikkatle, özlemle izlediğimiz Türkiye'mizin kanalı. Ben teşekkür ediyorum. Amasya'mızı tanıtmak için bizlere bu fırsatı verdiniz. Hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, Amasya denince Türkiye'de ilk akla gelen elma. Elma sağlıktır. Elma lezzettir diyoruz. Amasya'da il sınırının girişinden il sınırının çıkışına, kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna her noktada yol boyunca gördüğünüz gibi Amasya elması var. Elma mevsimi 3 ay önceydi ancak bu elmalar o kadar dirençli, dayanıklı ki tıpkı bu abim gibi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kura çektik sana çıktı abi. Teşekkür ederim. 1500 tane burada elmacı vardı. Nasip sanaymış. Evet, Allah razı olsun, sağ ol. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Çok Amasya'nın neresindensin? Sizi gördüm, daha güzel oldum, daha iyi oldum. Amasya Sulova. Amasya Sulova. Evet. Amasya'nın elması meşhurdur. Amasya'nın elması çok meşhur hem de. Misket helvası derler. Misket elması. Misket helvası diyorum, sen de misket elması diyorsun. Misket elması, helvası da meşhurdur. Kulakları kontrol edeyim dedim, duyuyor musun? Evet, evet, evet. Meşhurdur değil mi? Çok meşhurdur. Çok meşhurdur. Evet. Abi şu Amasya elmasının güzelliklerini bize anlat. Hacı abim. Amasya elmasının güzellikleri, bu Amasya yöresine ait bir elmadır bu. Amasya yöresine ait. Bu Amasya'dan başka yerde olur. Fidanlara gider fakat buranın havasını, buranın şeyini vermediği için başka yerde bu tadı vermez. Ha bir dakika, yani Amasya elmasının başka yere fidanları da dikilse bile dikilse, Amasya'nın özelliğini havasından vermez. Havasından ve suyundan evet. Evet abi. Hacı abi kes bakalım bir tane ya. Keselim. Bunların içinde kestiğimiz zaman yıldız şeklinde çıkar. Yıldız? Evet. Yıldız şeklinde kes çıkar. Kes bakalım Hacı abi. Ve bunları... Bir dakika abi. Allah'ını söylüyorsun. Senin elma bıçağın bu mu ya? Evet. Elma bıçağın. Bu ne ya abi? Burada geceli yatıp kalkma, ne olur olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kestiğimiz zaman bak bu vaziyette yıldız çıkar. Bu yıldız çıkmıyorsa... Amasya elması değildir. Değerli izleyiciler, yıldızı görüyor musunuz? Eğer elmanın içinden yıldız çıkmıyorsa Amasya elması değil. Evet, evet. Çakma. Değildir. Şimdi bunun çekirdeği kansere iyi gelir. Bak bir de uç tarafında çiçek deriz. Püskülleri vardır burada. Bu da astıma çok iyi gelir. Bunları kesip atmayalım ve çekirdeğiyle yiyelim Amasya elmasını. Aa, bir dakika abi, şurayı mı kesin? Evet. Burayı evet. da yiyeceksin. Burayı da yiyeceksin. Kansere iyi geliyor. Burası astıma iyi geliyor. Astıma. Çekirdekleri de kansere iyi geliyor. Abi doğru söylediğini nereden bileceğiz ya? Yiyin bakın. Çıtır çıtır böyle. Çok lezzetli ya. Gerçekten çok lezzetli. Tır tır Türkiye'nin her tarafına değerli izleyiciler elma gidiyor. Evet. Az önce Rusya'ya doğru bir tır gitti. Rusya'ya veriyoruz biz, değil mi? Evet, Rusya'ya da veriyoruz. Ha? Her tarafa veriyoruz. Ama elmasını dünya çapında bir numaradır. Değil mi? Her tarafta olmaz. Nereden bulacaksınız bu elmayı başka? Türkiye'den başka. Evet. Şu güzelliğine bakın diyor. Ama Hacı evet. abi sen de bu elmaya abi bıçağı doğrultma. Bıçağı doğrultma. Mustafa bir tane daha deneyelim. Dur şansımıza bakalım. Yıldız çıkar dedim. Seçmeci olup olmadığı. Oh. Jimnastik. Aha. Kes. Bundan da yıldız çıkarsa evet. anlayacağız. Buyurun mesela. Evet, yıldız çıktı. Amasya elmanın özelliği.
Dediğim gibi bunu çekirdeğiyle yiyeceksin. Bunu şu ucu uç tarafındaki püskürüğüyle yiyeceksin. Bunun kabuğunu falan hiçbir şeyini israf etmeyeceksin. Bu ilaçtır. Amasya meyve, elması ilaçtır. Hacı abi ben bir de bir şey duydum. Bu Amasya elmasının bir sezon yarısı, evet, bir sezon öbür yarısı verilmiş. Şimdi bu her sene vermez. Her sene vermez. Bir sene verip bir sene vermeyen de olur. Bir sene bir tarafı verir, bir tarafı da bir sene verir. E sen nereden anlıyorsun ağacın bu sene bu tarafı verip bu sene bu tarafı karışmıyor değil mi? Abi onun budamasını falan yapıyor ki onu biliyoruz. Yapıyor. Tabii. Senin için de buraların en karizmatik adamı diyorlar. Evet, doğrudur. Neye borçlusun? Elmanın güzelliğine. Vallahi mi? Tabii. Bir tane de ye bakayım, kendin ye bakayım. Ama sen kesmeden ya. Dur onları biz yeriz. Onları şuraya koy. Koy şuraya. Koy şunların içine. Şimdi sen bize Amasya elmasını gösterdin de. Amasya elması ısırarak nasıl yenilir? Değerli izleyiciler, Hacı Bekir abimiz bizlere gösterecek. Öyle değil. Kesilmemiş elma yiyeceksin. Kesilmemiş elma. Kestim bunu yiyeyim bak. Yok, kesilmemiş elma yiyeceksin. Ne o ya, dürtüp duruyorsun, diş mi yok ağzında yoksa, aç bakayım. Var. Dur bir bir dakika. Değerli izleyiciler, Amasya elmasını buldunuz. Amasya elmasını adamı tezgah kıymetli gide gide elmanın. Abi güzelinden şöyle ha. En babası. Canlı elmayı nasıl anlayacağız? Yani en taze elmayı. Evet, en taze elma. Taş gibidir. Bizim böyle elmalar çok güzeldir. Bu ısırdığın zaman çıtırından böyle şey yapma, öbür elmalar gibi kepermiş falan değildir. Çok gevrektir, çok da lezzetlidir. Isırdığın zaman ses gelir diyor. Evet, evet. Bir tır daha gitti. Rusya'ya bir tır elma daha değerli izleyiciler. Isır. Anladım. Bir daha ısıracağım. Hacı abi bir daha ısır. Isır ısır. Devam et. Biraz ufak ısırıyor. Niye? Yaşlılık. Yaşlılık. Evet, Hacı Bekir abim dedi ki elmayı yemekle, elmayı almakla olmaz. Evet. Yolunuz dedi Amasya'dan geçiyorsa bu yol kenarında dedi. Mutlaka dedi geleceksiniz, bizim semaver çayımızı da içeceksiniz dedi. Evet. Çay paralı mı dedim, yok dedi. Alışveriş yapsın yapmasın dedi. Duran her esnaf arkadaşımız dedi, müşterilere dedi semaver çayımızı 24 saat. 24 saat biz gelip giden buradan yol boyu bak bu kadar arabaların yetmezi. Burada duran gelir elmamızdan alır veyahut da almaz. Gelir bakar, alsın almasın. Herkese burada çay ikram ederiz. Bizim çayımız 24 saat burada bu semaverimiz böyle kaynar. Bura tüter diyorsun. Devamlı tüter. 24 saat böyledir. Bizim burada, bizim yöremizde pancar olur, soğan olur, arpa, buğday, mısır hepsi olur. Ve her tallaya gittiğiniz zaman en azından amele çalışır orada. Amele deriz biz yani eşçilerimize. En az 10 tane semaver kaynar tallalarımızda. Pancarında olsun, soğanında olsun. Semaversiz Amasya yapamaz. Amasya bir numaradır semaver üretim üzerine de. Değerli izleyicilerimiz, yolunuz Amasya'ya düşerse hiç çekinmeyin. Elma alın ya da almayın. Arabanızı, evet, sağ tarafa çekin. Bir esnafın yanına yanaşın. Arabanızdan molayı verin, çayı için gidin. Çayı için gidin. Doğru mu abi? O da Rusya'ya gidiyor. Yine bir kamyon elma değerli izleyiciler Rusya'ya. Çaylarımızda bu suları koyduk ki sıcak dursun da gelip giden misafirlerimize ikram edelim diye. Doldur bakalım hacı abi. Tavşan kanı bu değerli izleyicilerimiz. Amasya halkı hem vefakar hem cefakar hem de hizmetkar. Gördüğünüz gibi şimdi -2 derecede Amasya'da sıcak çayımızı da yudumlayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Evde yengeye de demliyor musun? Tabii tabii. Semaveri yakarım evde. Evde yengeye çay evet, demliyor. Evet, evde ise çay mı demlerim? Buyurun. İçelim. Tavşan kanı değerli izleyicilerimiz. Eline sağlık hacı abi. Afiyet olsun. Bir de sen çek bakalım, bir fırtlat. Çayın iyisini nereden anlayacağız? Dudak payı mı bırakacağız? Nasıl evet, yapacağız? Evet. Dudak payı bırakacağız. Çek bakalım bir. Oh. Oh. Gelin. Burada bizim dediğim gibi
Yerimiz de müsait, masalarımız da var. Gelip giden müşterilerimize dediğim gibi çay, elma hepsini ikram ederiz. Alsın almaz. Elma da ikram ederiz. Çocuklar falan gelirler, almadan giderler, ellerine elma verir, öyle gönderiyoruz. Teşekkür ederiz hacı abim. Afiyet olsun efendim. Değerli izleyicilerimiz, Amasya'ya gelip de tecrübeyi, yaşı, mutluluğu, yaşam tarzını görmeden olmaz. Bir çift seçelim dedik. 1500 çift müracaat etti. Çıka çıka kim çıktı? Bu gördüğünüz güzel insanlar çıktı. Değerli büyüklerim çıktı. Dedim ki o zaman ben önünüzde saygıyla diz çökerek bu röportajı gerçekleştirmek istiyorum dedim. Tanıyalım efendim. Ben Aslan Topçu veya Alparslan Ertopçu diyeyim ama kısaca Aslan Topçu olarak tanınırız. Memleketin yerlisiyiz. Memleketin yerlisiyiz. Olmaz. Yaşımız kaç Alparslan abi? Söylemese olmaz mı? Olmaz abi. Olmazsa 80. 80. Dönüyoruz efendim eşinize. Siz tanıyalım efendim. Evet, ben Gülseren Ertopçu. Aşağı yukarı 47 yıl oldu evleneli eşimle. 48 evet. Bak enişte düzeltiyor. Oo evet bak, 48. Bak Gülseren abla gerçekten sen kaç yıllık evli ama oldun? Ama şöyle söyleyeyim, ben Şubat'ın 15'inde 48'e gireceğiz. Şu anda daha 47'deyiz biz. bunu söylemeden geçemeyeceğim. Sizin için diyorlar ki Amasya'nın bilgilisi, Amasya'nın kültürlüsü, Amasya'nın köylüsü, Amasya'nın şehirlisi, Amasya'nın otlusmanı. Doğru mu? Çok teşekkür ediyorum beni bu güzel iltifatlarla değerlendirdikleri için. Tüm Amasyalılara ben çok teşekkür ediyorum. Ama biz Amasya sevdalısıyız. Burada doğup büyümek, buranın ekmeğini, suyu. Sen anne bırak şimdi Amasya sevdalısı. İnan öyle. Alparslan sevdalısı olmayalısın. O ayrı mesele. Ya, o ayrı adama mesele. O ayrı mesele. Değil mi? Aynen öyle. Sevdalanılmaz bir karizmaya bak ya. Çok teşekkür güzel de. Yıl. Birbirimizi tamamlıyoruz hocam. Evet, evet. Yıllar önce tabii ki o sevda, o aşk Amasya'nın suyundan, Amasya'nın toprağından, Ferhat'ın, Şirin'in aşkından kaynaklanmış olsa gerek. Biz ya, öyle sevdayla bu yaşa geldik. Ferhat Şirin için dağları delmiş. Alparslan abi sen ne yaptın? Valla görüyorsunuz işte ben de baka 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 böyle. Abla sen anneye baka baka kendine mi bakmıyorsun? Nasıl yani? Evet. Kendime de bakıyorum, ona da bakıyorum tabii. Evet. Aranız nasıl, şakayı bırak. Şükürler olsun. Çok çok iyi. Allah'ım. Bugünümüze şükür olsun. Mutluluğun üç sırrı. Sevgi, saygı, muhabbet. Alparslan abimin demediği mutluluğun üç sırrı. Sevgi, gerçekten o saygı. O söyledi. Güven. Ah, güven. Güven. Muhabbet hakikaten. Hiç tartışmaz mısınız? Ya tabii ki tartışılır ama ama size şunu söyleyeyim. Tartışmaların sonunda ortak bir noktada birleşirseniz muhabbete doyum olmaz. Saygı ve sevgiyle perçinleşirse doğar. Bakın sevgi saygıyla perçinleşirse diyorum. Çünkü saygıyı yitirdiğiniz zaman inanın o sevgi tuzla buz olur gider. Ama annem Alparslan abi az konuşuyor. Sen de maşallah. Ama ben size şunu söyleyeyim. Ben edebiyatı çok seviyorum. Dünyaya bir daha gelsen? Yine aynı olur. Aynısını isterim. Allah Allah. Evet. Evet. Kalp küt büt atıyor mu? Atar. Ciddi mi diyorsun? Hala. Bakacağım. Bak. Vallahi ya. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın ben yıllarca eşimi bırakıp tek başıma yıllarca çıkmadım. Hep el ele birlikte. Eğer nereye gidecekse birlikte gittik. Bunu bütün arkadaşlarım da bilir. O aslanı bırakamaz derler. Ama o da beni bırakmaz. Ben ya, onunla beraber. Aslan o zaman Alparslan. Ama onun masasında ona şiirler okumak. Onun da sesi çok güzeldi zamanında.
İrfan Özbakır'ın son bestesi ve ben şöyle söylemişti rahmetli. Ben istiyorum ki dedi Amasya'nın sokaklarında hep bu şarkı söylensin. Ve ben sözlerini size arz edeyim. Amasya'nın yalı boyu evleri, ince belli, kara gözlü dilberi, Ferhat'ımın dağlardadır izleri, cennetten bir köşesin sen Amasya. Yeşil olur bağın bahçen baharda, semaverler kaynatılır bağlarda. Yağlıyı da koydun mu sen ortaya, işte cennet burası diyesim gelir. Çakallardan seyran ettik vadiyi, bir lütuf bu Tanrım'ın bize verdiği. İnsanları dost, sevgi dolu yüreği, cennetten bir köşesin sen Amasya. Ayrılmayı düşlemem, kopamam inan senden. Ekmeğini yedim, suyunu kana kana içtim ben. Sevgiyi, dostluğu gönülden paylaştım ben. İşte cennet burası diyesim gelir. Bu duygularla işte Amasya'yı bu gözle görürseniz Amasya çok farklı bir yer. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Pencerede perde, ben yeni düştüm derde ben. Yardan evvel... Amasya'nın Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi tek bir ismi var. O da kim? 3 kez Avrupa, 1 kez Dünya ve 96 Atlanta Olimpiyatlarında o meşhur pozuyla şu anda ekranlara geliyor. Olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize kazandıran, uzun yıllar sonra serbest stilde olimpiyat şampiyonu olan ağır sikletin, daha doğrusu dünyada lakabı Türk tankı Mahmut Demir'in köyündeyiz. Mahmut abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Abi formundan bir şey kaybetmemişsin ya, hala tank gibisin maşallah. Evet, köyündeyiz. Hoş gelir kaldım. Gidersin. Köyümüze de gelir gideriz. İnsanlar nereden geldiğini, nereye kadar gelirse gelsin unutmamalı. Onun için biz mezarımız da köyümüzde, dostlarımız da köyümüzde. Onun için ölünce de burada olacağız, yaşayınca da buradayız.